Değerli arkadaşlar, grup önerimiz askerlik görevini ifa ederken ölen ve ölümleri şüpheli sayılan askerlerimizin ölüm nedenlerinin araştırılarak ortaya çıkarılması ve bu ölümlerdeki ihmalkarlıkların önlenmesi ve başka ailelerin evlat acısı yaşamaması için ne gibi tedbirlerin alınması gerektiğinin belirlenmesiyle ilgilidir. Bizler evlatlarımızı ellerine kına yakarak askere gönderiyoruz. Devletin bağımsızlığı, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü korumak için sağ ve sağlıklı gönderiyoruz. Ve her anne baba bunun onurunu yaşarken evlatlarının da sağ ve sağlıklı şekilde geri gelmesini bekler. Evlatlarının şüpheli şekilde ölümlerini hiçbir aile, hiçbirimiz kabul edemeyiz. Bu ölümlerin şüpheli kabul edilmesi, ölümlerin aileler ve toplum nezdinde somut kanıtlarla açıklanamaması, mahkeme kararları ve bilirkişi raporlarının ikna edici düzeyde olmamasına kaynaklanmaktadır. 1992 yılından beri bu şekilde sivil toplum örgütlerinin bildirdiği şüpheli asker ölümü sayısı 2220'dir. Milli Savunma Bakanlığı'nın İnsan Hakları Komisyonu'na gönderdiği cevaba göre ise intihar oranının alınan tedbirlerle son yıllarda %15'e kadar düştüğü, yani her yıl 60 askerimizin hala intihar ettiğinden bahsetmektedir. Bakanlığın verdiği yanıtın devamında şüpheli şekilde ölen askerlerin defin işlemlerinin yapıldığına, ailelerinin gerekli bilgilerin detaylı bir şekilde verildiğine ve her türlü yardımın yapıldığına dair bilgi de yer almış. Bu bilgi doğru olabilir ama eksiktir. Bu ailelerden 1 lira 11 kuruş mermi parası istenmekte ve kanlı kıyafetleri 2 yıl sonra ailelere gönderilmektedir. Genelkurmay Başkanlığı ise bizim sorduğumuz her soruyu geçiştirerek bu konuyla ilgili sorularımızı yanıtlamamaktadır. Tüm bunların yanında 2014 yılında soruşturmayı yürüten askeri savcı bugün FETÖ'den tutuklu bulunmakta ve intihar diyerek kapattığı dosyaların akıbeti ailelerin kafasında birer soru işaretidir. 2017 yılından itibaren Mehmetçik Vakfı aracılığıyla şehit olan veya herhangi bir şekilde hayatını kaybeden askerlere 50 bin Türk lirası yardım yapılmaya başlandı. Ancak bu karar yıllardır hukuk mücadelesi veren diğer aileleri kapsamadı. Size bir de evlatlarını bu şekilde askerdeyken kaybeden bir ailenin mektubundan bahsedeceğim. Hakan Erdoğan, 1989 doğumlu. Usta Birliği'nin Şırnak Çelik Karakolu'nda görevini yapmaktayken terhisine 30 gün kala 8 Nisan günü 2010'da 45 dakika önce telefonda ailesiyle görüşüyor. Sesi kısık konuştuğu için annesi merak ediyor. Ne oldu oğlum diyor. Komutanlar var diyor. Görüşmeden kısa süre sonra oğulları Hakan Erdoğan silahla vurularak yaralandığını, helikopterle Diyarbakır Askeri Hastanesi'ne götürüldüğünü öğreniyorlar. Hastanede hayatını kaybediyor. Cenazesi Tokat'a getirildiğinde önce şehit, sonra da kendisini başından vurarak intihar ettiği söyleniyor. Ailesi cenazeyi açtığında oğullarının başında değil, göğsünden vurulduğunu görüyorlar. Bu dava devam ediyor. Genç yaşta kaybedilen evlatlarımızın yakınlarının yerine kendinizi koyarak bir dakika düşünün. Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın. Her mektubu görülememiştir diye bir derleme yapmıştık. Bu kitapçı bütün milletvekillerimize ve bütün yargı mensuplarına gönderdik. İsterseniz tekrar gönderebiliriz. Gelin arkadaşlar, bu önergeye destek verelim. Hem Türk Silahlı Kuvvetlerimizi koruyalım, hem bu vatanın evlatlarını koruyalım. Hep beraber sahip çıkalım diyorum. Teşekkür ediyorum.